Herkese merhaba. İFSA Kısa Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen anısı bölümünde bu yıl büyük usta Ayhan Ergüsel'i anıyoruz. Ayhan abinin ailesi, iş arkadaşları, dostları şu an buradalar. Geldikleri için öncelikle herkese çok teşekkür ederiz. İFSA adına da. Bugün yanımızda İFSA Kısa Film Festivali ekibinden filmlerini çok severek takip ettiğim yönetmen arkadaşım Murat Çetinkaya var. Kurgucu Ömer Günüvar var. Bilal Çakay var, diğer bir kurgucu. Ercan Kesal oyuncu yönetmen. Ercan abi burada. Sezen Kayhan var yönetmen olarak. Ayhan Hanım var eşi. Sinan Kesova yönetmen. Ayşim Türkmen ve İFSAK'tan koordinatörümüz Berna Hanım burada. Herkese merhabalar, iyi akşamlar bu arada tekrardan. Sözü ilk olarak uygunsa Ayhan Hanım'a vermek istiyorum. Bir açılış yapmasını, kısa bir konuşma yapmasını çok isterim Ayhan abiyle alakalı. Buyurun Ayhan Ben Hanım. herkese, ben önce çok onur oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ayhan'ı anmaktan da, ne bileyim, Ayhan için o kadar çok şey var ki söylenecek de, Ayhan iyi bir insan oldun. Ay, çok da konuşmak zorlukla yaşayacağım şu anda. Çok duygulandım çünkü. Çok özlüyorum Ayhan'ı. Çünkü benim omuz yoldaşım. Ayhan. Eşimden ziyade, çocuğumun babasından, olmasından ziyade en önceliğim omuz yoldaşımı kaybettiğim için çok çok özlüyorum onu. Sadece bunu diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ayhan Hanım. Yani bir şey diyemiyorum ben de gerçekten. Kaybettiğimiz ve andığımız zamanlar olsun. Beraber arkadaşlarımızla her zaman bizimle olduğunu düşünüyoruz. Hala yaptığı işleri büyük bir zevkle ve keyifle izleyerek hala öğrenme süreci devam ediyor. Çok büyük bir ustaydı. Bizde bıraktığı anısını devam ettirmek için arkadaşları, dostları, bütün herkes burada. Şimdi herkes için uygunsa Ayşim Hanım'la başlamak isterim. Pelin Esmer dolayısıyla tanıma fırsatı olmuştu. Pelin Esmer'in 11'e 10 Kola filminde sette tanışmıştık Ayhan'la. O günden itibaren açıkçası neredeyse her ay ondan sonra görüştük ya da 2-3 ayda bir. Yani onunla sinema dedikodusu yapmak herhalde dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesiydi. Çok çok güzel dedikodu yapıyorduk. Öyle başladı bütün dostluğumuz da. Ondan sonra Selahattin İstanbul'u belgeseli, yani bir belgesel kurgusu yapmak, uzun metraj kurmaca film kurgusu yapmaktan çok çok daha zor bir şey. Üstelik de yani ben kendi alanım kent antropolojisi olduğu için çok hani yetkini olduğumu düşündüğüm bir alanda çok zor bir noktada kalmıştım. Nasıl toparlayacağımı bilmezken böyle geldi, çok kısa bir sürede toparladı. Yani bayağı ödül alan bir filme dönüştürdü. Bir de yani hani böyle bu kadar hani birlikte başarılı olmanın ötesinde o kadar çok eğleniyorduk ki birlikte iş yaparken. Yani o eğlenceyi en çok özlüyorum. Gerçekten yani kendi kendisiyle bu kadar iyi dalga geçmesi, yani hiç böyle kendisini bambaşka bir hoş bir noktada tutuyor olması, yani ne kadar önemli işler yaptığını bilse de bir şekilde böyle fazlasıyla kendisini önemsememesi, ama bir yandan da hani böyle gerçekten mucizevi buluşlarda buluşmak onunla, böyle öyle bir şey yapar ki, bir kesim yapar ki böyle ya gerçekten hani sen büyücüsün dedirtirdi. Lafı çok uzattı ama Çekmeköy Underground süreci benim için çok çok zor bir süreçti. Hiçbir yönetmenin başına gelmesin. Bu süreçte en büyük destekçim sinema içinde, sinemanın içinde özellikle erkeklerin çok ağır baskısının olduğu bu süreçte Ayhan bir kadın yönetmenin yanında olan çok az insandan bir tanesiydi. Asla bu tarafında unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Aysun Hanım. Sezen'le devam etmek isterim. Herkes için uygunsa. İki filmini kurguladınız beraber Sezen'le. Ayhan abiyle konuşurken Sezen'den bahsediyordu. Sinemasından da bahsediyordu. Senin çalışmaktan çok keyif aldığını bana bahsediyordu. Ne söylemek istersin Ayhan abiyle alakalı? Çok çok sevindim bunu duyduğuma.
Başta ben öğrenciydim kendisiyle tanıştığımda. Daha bir kısa film yapmak istiyordum. Bir hayalim vardı. Böyle çok da belki gerçekçi değildi hayallerim. Ama Aysin'in biraz önce bahsettiği gibi hiç böyle bu kadar usta bir kurgucu, büyük yönetmenlerle çalışmış, hani hiçbir öğrenci ya da hani çok amatör biri demeden ilgiyle dinledi. Biz ilk tanıştığımızda belki onu anlatabilirim, hani çalıştığımız koşulları. Biz ilk tanıştığımızda Beşiktaş'ta bir iskelede buluşmuştuk. Daha sonra onun o dönem çalıştığı bir stüdyo yoktu yani kurgu yapabileceği. Ben de öğrenciydim. İmkanlarımız çok kısıtlıydı. Nerede yapsak, nerede yapsak bir türlü karar veremiyoruz. Sonra Ayhan abi dedi ki ben bir yer buldum, sana bir adres vereceğim, gel. Ben bir gittim Kadıköy'de yani kahve gibi bir yer. Ya kahve aslında. Böyle yeşil çuvalı masalar, arkada okey oynayanlar, yanda bilardo oynayanlar. Biz böyle orada oturduk. Dedim nasıl olacak burada? Olur olur dedi. Ya çok güzel olur. Gel sen otur dedi. Çayı da güzel buranın falan. Ve orada yaptık gerçekten bu kurguyu. Sanki böyle orada hani kulaklıkla bir mouse'la soyutlanmış gibi o ortamdan çalıştık. Çok da enteresan bir tecrübe oldu tabii benim için. Benim için büyük bir okuldu. Hani ilk senaryoya hiç bakmak istemezdi. Yani bilmiyorum, hani benim filmlerim de öyle oldu. Yani tamamen hani filmleri izleyip resim okumak. Hani resim nasıl okunur, nasıl kurulur? Ya da hani senaryodaki benim o kısıtlı dünyamı Aysim'in dediği gibi o büyülü bir şeyle, dokunuşla bir anda, yani kafası çok başka çalışıyordu gerçekten. Çok farklı bağlantılar kuruyordu. Öyle sahneleri bağlıyordu ki yani hiç daha önce düşünülmemiş şekilde başka bir yere getiriyordu. O yüzden benim için çok bir eğitim süreciydi, büyük bir okuldu gerçekten. Biz de daha sonra da aynı zamanda da yani çok nevi şahsına münhasırdı, daha sonrasında da kendi belgeseli için de iletişimde kaldık. Altın Portakal'daki gösterimini birlikte yaptık. Orada yer alabildim. Çok şanslı hissediyorum yani kendimi, böyle bir fırsatım olduğu için, onunla çalışma fırsatını elde ettiğim için. Çok teşekkürler Sezen. Sözü şimdi Sinan'a vermek isterim. Dayan abiyle esasen 2015 yılında tanıştık. Fakat ondan sonra yani gerçekten haftada 3-4 gördüğüm birisi halini almıştı. Bir de tam o süre o tanıştığımız zaman ben Beşiktaş'a taşınmıştım. Ayhan abi de o dönem Çekmeköy'den Fulya'ya taşınmıştı. Öyle de hani öyle de bir yakınlığımız vardı. Hayatta böyle nasıl dersiniz sabahın çok erken bir saatinde ya da çok geç bir saatinde kapımı çalıp hani işte hadi çık işte bir yere gidelim bir kahve içelim ya da işte direkt eve gelip oturması falan gibi yakın bir ilişkimiz vardı. Dediğin gibi albüm filmi aslında ilk tanışmamıza vesile olan filmdi. Ondan sonra benim kısa filmim dışında da aslında yakın arkadaşlarımın da birçok kısa filminin kurgusunda Ayhan abi yer aldı. Yani tabii çok şimdi ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten hani Sezen'in de dediği gibi hani kendi filmime dair hakikaten Ayhan abi ne bileyim hani insanlar hani bilim meslek için ama özellikle belki daha çok sanat için hani böyle bir işte bir takım ne bileyim hani özgürlüğünü koruma, bu koruyamama vesaire gibi şeyler üzerine hani kendini çok sorgular. Ayhan abinin çalışanlar belki hatırlar diyordum. Bir çeşit canlı kurgu metodu vardı. Bilmiyorum buna tanık olan oldu mu vesaire. Ayhan abi bazen bazı planları bağlamak için vesaire canlı foley yapıyordu. Ben Ayhan abiyle de ilk hani bu yönünü tanıdığımda bayağı yadırgamıştım. İşte bir takım ne bileyim rüzgar sesi yapıyordu vesaire ve biz o sırada izliyorduk o planları. Başta dedim ne yapıyor bu adam filan ama hakikaten de sonra onu akabinde işte açıklıyordu yani kafasında izleyip olduğunu düşündüğünde sonra şimdi bana şöyle bir ses bul vesaire ve yani çok enteresan sonuçlar elde ediyorduk.
Ya onun dışında ne diyebilirim? Gerçekten çok cömert bir insandı. Aklıma gelen bir anı da onu anlatarak çok da uzatmadan şey yapayım. Ayhan abiyle biz bir festivale gitmiştik. Ayhan abi de o festivalin konuklarından bir tanesiydi. Hepimiz de aynı otelde kalıyoruz. Fakat bir iki gün sonra Ayhan abi hani festivalin akşam etkinliklerinden sonra ben gidiyorum diyor ve uzak bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun Ayhan abi falan diyorum. Ve bir tanıdığı o festivale gelmek istemiş fakat o festivalde akredite değil vesaire. Ve o odayı o kişiye vermiş ve kendisi festivalin alanına daha uzak bir yerde kendi tuttuğu bir odaya Ayhan abiye kızmıştım. Neden böyle şeyler yapıyorsun? O da yani çok zaten beni de gerçekten. Bu anısını da hiç unutmam yani. Bilmiyorum hiç buna benzer bir anı. Kimse hani tecrübe etti mi herhangi bir tanıdığıyla. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çok uzatmayayım. Bu kadar. Çok teşekkürler sana. Ağzına sağlık. Ben biraz çalışma arkadaşları ve ailesinin olduğunu düşünüp Ömer ve Bilal'den devam etmek istiyorum. İsterseniz Ömer sen de devam edelim istersen. Evet. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Arkadaki fotoğraf çok iyiymiş bu arada. Onun bir de başka versiyonu var. Dil çıkarttığı versiyonu da var. Onu koymadım. Yani ben Ayhan abiyle çok işte Aşk ve Devrim filmi sanırım 2010 filandı. İşte o zaman İzmir'den atlayıp geldim. Böyle benim için de bir şans olarak bir filmin böyle kurgusunda buldum kendimi. O zamana kadar da işte dizi filan kurguluyordum. İzmir'deki bir günlük diziyi kurguluyordum. Her neyse işte Ayhan abiyle tanıştık. Ve o günden işte son gününe kadar neredeyse çok yakın bir arkadaşlığımız, dostluğumuz oldu. Yani iş arkadaşlığıyla ilgili tabii ki birçok şey var. Bir taraftan hani çok yakın olmanın da tuhaf bir duygusu var şu anda. Neredeyse her iki günde bir andığımız bir adam yani. İlişkimiz de çok enteresan. Çünkü hani Ayhan abi hani hepimiz biraz biliyoruz şeyi. Ya bazen babam gibi, bazen de benim çocuğum gibi filan olduğu zamanlar oluyordu. Yani çünkü tuhaf anlarda bilge bir adama dönüşebilir. Bazen de şey artık zapt edemediğimiz bir ergen çocuğa da dönüşebilir. Hani Bilal de bunu çok iyi bilir. En son mesela Yaşamayanları yapıyorduk birlikte. Bir vampir dizisi ilk defa yapılıyor filan. Hepimiz de tırnak içerisinde işte sanat filmi kurgucusu olarak üçümüz vampir dizisi kurguladık. Tamam çok zorlu bir süreçti falan ama hani bizim için aslında son kalan anılarda o vampir dizisiyle Yaşamayanlarla oldu. Ayhan abinin aslında şununla bahsetmek gerekiyor. Yani işte Bilal gibi, senin gibi bizim jenerasyon kurgucuların ve de Ayhan abiyle de hani çalışan kurgucuların şöyle bir beslenme kaynağına dönüştü. Çünkü Ayhan abi bir hoca değil ya da entelektüel olarak sizi doyuracak birisi değil ya da bunları bu şekilde size anlatabilecek, öğretebilecek birisi değildi. Fakat yanında otururken ya da onu izlerken ya da ne yaptığını anlamaya başladığınız itibaren yani benim için öyle oldu en azından. Yani bir taraftan bizim analitik zekamız onun hani şeyini kavramak için hani çabalar hale geldim ve neredeyse birkaç iş sonrasında aslında hani birçok teori kitapta ya da işte çok iyi kurgucuların, dünya çapındaki kurgucuların anlattığı meseleleri her gün yaşadığımı aslında İzmir'den atlayıp geldiğimde bir anda sinemanın tam da core öğrenme yerine düştüğümü anlamıştım yani. O anlamda hani Ayhan abinin tabii ki teknik becerileri de vardı. Kurgucu olarak hani yapması gereken bir sürü teknik ıvır zıvırı bilirdi ya da teknolojiyle geri kalmıştı ama hani hepsinden bir haber bilirdi yani. Onlardan hiçbir şey eksik kalmazdı. Fakat çok temel olarak ondaki sahicilik duygusu kurguculuğun da ötesinde bir karakter ya da onun hayatının ona kazandırdığı bir şey belki de. Yani bir planın iyi olup olmasından ya da bir kameranın hareketinin düzgün olup olmaması, oyunculuğun olup olmaması gibi meselelerin hepsi aslında onda bir bütün olarak sahiciliğin hani bir kıstası vardı onda ve o kıstas hepimizden biraz daha ince, biraz daha
ona özel, biraz daha naif bir yere onu götürüyordu. Yani o götürdüğü yerde işte belki de benim 20. kez deneyeceğim şeyi ilk seferde buluyordu ya da hiçbir zaman, şimdi de olsa hiçbir zaman bulamayacağım bir şeyi buluyordu. Aslında o sahiciliği şeyi, ondaki ölçütü bizim bütün kafa yorduğumuz hani kurgunun zaman ilişkisi ve de o zamanın içerisinde bütün her şeyin devindiği ve bir organik hale geldiği o bütün meseleyi aslında çok içten yapıyordu. O yüzden de böyle etrafta da duyuyorum, bazen Ayhan abiden bir büyücü gibi bahsediliyor. Tamam, bu genel olarak bir kurgucunun hani böyle bir mistifiye edilme hali vardır ama hani aslında sinemanın çok kor, çok temel bir şeyi onda yok, çok yüksek bir yetenekle vardı ve biz de onu kendi hani kariyerimiz ya da işte kurgucu olurken aslında o oradan beslendiğimiz şeyi biraz daha analitik bir hale getirdik. Yani aslında bizim jenerasyonun izlediği video makaleler, kendimizin çalıştığı işler filan, hepsi aslında bu meseleleri anlatıyordu. Ve bir tane Ayhan abi vardı yanımızda ve bunların hepsini en üst seviyede yapıyordu. Şimdi Sinan şeyden bahsetti, foley yapıyordu ağzıyla filan diye. 2 gün önce hala yaşıyorum. O bana geçen bir özelliği olmuştu. Oldu yani daha doğrusu. İkimiz bir ses tasarımında Ayhan abiyle bir o taraftan o başladı. İşte ayak sesleri yapıyor, su sesleri yapıyor filan. Martı sesi geldi. Şimdi martı yapacak. Ben de karşılık veriyorum bir başka martı olarak. Etrafta da birileri bizi izliyor. Dedi ki yönetmen de, ikinci filmimde siz oynayın bari martıyı filan. Hani bizim hiç umurumuzda değil tabii ama hani şu günde devam ediyor yani. İşte dün de aynı foley yapıyordum yönetmene. Ha, bu aslında şunu gösteriyor. Çok şeyimi uzatmayayım. Bilal de konuşsun, Ercan Hoca da konuşsun da. Çok teknik bir şey aslında ama Türkiye'de kurguculuğun tanımları ya da nasıl yapıldığı ile ilgili ya da dünyada da bazı bölgelerde yani her zaman bir muallak bir durum var. Ama Ayhan abinin ses tasarımı ve kurgucunun ilişkisi ve kurgu, zaman ve bir sürü sinemanın kurguda işlenen materyalinin aslında çok iyi örneği. Çünkü o foley yaptığı şeyler hiçbir zaman hani hiçbir ses tasarımcıya doğru translate edilemedi. Ya aslında bizim hep filmlerimiz raf kat olarak çok daha iyiydi. çünkü Ayhan abinin kendi dünyasındaki sound design'ı o timeline'da yapabilirken hani ses tasarımcıya ya da işte final mix'e giden yolu onun mükemmelliğinde kimse tamamlayamıyordu aslında. Bu başka bir başlık ama şimdilik bu kadar. Birçok anı var tabii ki, onlara da geliriz. Çok teşekkürler Ömer. Çok sağ ol. Bilal. Evet, herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aslında tam Ömer'in bıraktığı yerden ben de birkaç bir şey söylemek isterim. Yani işte Ayhan Ergürsel bu sinema yeni ibaresi eklenen sinemamızın demirbaşıydı yani. Olmazsa olmazıydı ve sinemaya başladığı dönem biraz enteresan. Çünkü işte Ömer Kavur'un Gece Yolculuğu, işte Yavuz Özkan'ın Film Bitti dediği, işte o Yeşilçam üretim kalıplarının sorgulandığı, insanların sinemadan çekildiği bir dönemde sinema yapmaya karar veren biri. Yani normalde reklam kurgucusu, hatta kendi reklam kurgularını falan gösterirdi Sinan Çetin'le yaptığı. İşte Murat Araba reklamı var, Hacı Murat yaptığı fragmanlar var. Böyle o fragmanlarda da kurgusunu görürsünüz. Hatta biz Yaşamayanlar'da çalışırken yani yapımcı şeyi endişesi taşıyordu. Ya bu adam tırnak içinde sanat filmleri kurguluyor ya. Böyle bir filmi kurgular mı diye. O da açardı gösterirdi aslında. Yani reklamdan gelen biri. Ve sinema yapacağım diyen biri. Bu acayip bir şey. Aslında orada tam hep Ayhan Hanım'a atıfta bulunurdu. Çünkü Ayhan Hanım'la Şafak Film'de tanışmışlar ve ona diyor ki yani ben şeyi bırakacağım yani. Ben sinema yapmak istiyorum. Şimdi o dönemde sinema yapmaya başlayan biri. Ve onun tabiriyle şey hani 50 yaşını geçen bu işi yapıp da 50 yaşını geçen birinin mahkemede şeyi kabul olmaz derdi. İfadesi kabul olmaz derdi. Çünkü bizim sinemamızda genelde şey çok vardır. Yani 50 yaşın üstünde bu işleri yapan insan azdır. Yani bir bildiğim şu anda Mevlüt Koçak var. Hala yaşıyor, ölmedi ama yani böyle 50 yaşında işte sesçi bulmak, şey bulmak zordur. O yüzden enteresan bir dönemde sinemaya başlıyor. Dolayısıyla da onun o film yapma mantığı bir sürü insan şaşırtmasının belki temel sebeplerinden bir tanesi bu. Gerçekten bu işe kendini adamış bir insan. Dolayısıyla o
dijitalleşme sürecinde işte pek çok yönetmenin böyle terabaytlarca görüntüyle geliyorlar. Terabaytlarca görüntüyle. Yani işte senaryoda 5-6 sayfalık bir sahne 120 dakikalık okeylenmiş planları oluyor. Ve oturup bunu izlemek çünkü ve bunu izlerken notlar almak ciddi bir çaba gerektiren bir şey. O yüzden belki de işte Ayhan Ergürsel'in alameti farikası buydu. Yani ben onunla çalışırken çok yorulurdum. Benim için çok yorucuydu yani onunla çalışmak. Dolayısıyla işi bırakıp gitmişliğim de olmuştur. Ayhan abiyle çalışırken hatta kendisi söylerdi yani hani Bilal yorulduysan git derdi. Masayı bırak git derdi. Ben de hani bırakır giderdim. Çünkü onunla çalışırken hani böyle bir A planından B planına geçmek gerçekten saatlerini harcadığı planlar oluyordu. Genellikle diyaloglarımız şöyle oldu. İşte Bilal bir kare gel, iki kare gel. Yok çok gitmişsin, altı kare gitmişsin. Yani hakikaten yorulur bırakırdım yani. O yüzden böyle 22-22 böyle bir elbise böyle diken terzi gibi çalışırdı. Yani biz hepimiz bir şey giyiyoruz değil mi? Dikiş izlerini görmüyoruz. Gerçekten o şeyde çalışırdı. Böyle bir mimar gibi çalışırdı yani. Hiçbir şey bu anlamda onunla çalışmak kadar yorucu olamazdı. Abi o kadar da tabii neşeliydi. Çünkü... Yani kurguyla uğraşmak böyle biraz bir yazarlık gibi yani ciddi bir zihinsel çaba gerektiriyor. Yani set paydos dediğinde işte set işçileri dağılıyor gidiyor. Ama kurgu öyle değil. Çalışmanın başından kalkıp gittiğinizde de yemek yediğinizde de banyodayken de kurgu sürekli kafanızda sahneler sürekli kafanızda dönüyor. O yüzden Ayhan abi kendince bulduğu zihin dinlendirme yöntemleri vardı yani. Mesela onunla çalışıyorsunuz. İşte verdiğimiz aralarda asla iş konuşmazdık yani. Böyle saçma saçma şeyler konuşabilirdik yani. Böyle şimdi burada söyleyemeyeceğim. Böyle bir sürü zihin dinlendirme, kafayı boşaltma yöntemleri vardı. Kendine has bir iş terminolojisi vardı. Ben en çok etkilendiğim şey buydu zaten. Bunda aslında 30 yaşına kadar yaptığı bir sürü şeyin işin etkisi vardı. Yani kuyumculuk yapmış mesela bir süre çalışmış. İşte kuyumcular böyle bir kalıbı döktükten sonra böyle çapaklar kalır. O şeyi temizlerler. Böyle sahnenin montajını bitirdikten sonra şey derdi, birer çapaklar kalmıştı, onları da temizledik mi tamdı derdi. Sonra ütü vardı mesela, yani bütün çapakları da temizlemişiz, son bir defa izleriz. Ütülerdik böyle, işte şey ütümüzü yapardık. Dolayısıyla hani bugün aslında sinemamızın tanınan pek çok isminin filmlerini bağlayan Ayhan Ergürsel, aslında o filmleri daha iyi yapmak için sarf ettiği çaba olmasa, yani gerçekten hiçbiri olmazdı yani. O yüzden onlar hani bugün tırnak içinde, ünlerin tırnak içinde söylüyorum. Tadını çıkartırken o aslında büyük küçük demeden yani her türlü işi alıp yapıp geçinmeye çalışan bir insandı. Ayhan abi için hani bu cümleleri kurduğumda onun hep böyle zihnimde imajları dönüyor. İşte o böyle kendine has bir serseri tavrı. Böyle belki en temel şeylerden bir tanesi o fırlamalı. Hani bizim buralarda şey vardır. Böyle küresinler, acemler böyle birine fırlamalı için piç derler. Yani piç tırnak içinde piç böyle fırlama biridir. Yani sahneyi bitirmişsiniz siz. İşte tamam ütüsünü de yapmışsınız. Yapımcı gelip izleyecek veya senarist gelip izleyecek. İşte izliyoruz falan. Orada işte Ayhan abinin böyle şeyleri vardı. Yani çünkü kurgucunun şöyle bir pozisyonu var. İşte o eski Yeşilçamcılar hep der ya işte kurgu yönetmenin yatak odasıdır diye. Çünkü bir yönetmenin bütün zaaflarını gördüğünüz bir yer. Dolayısıyla özellikle set dili ve edebiyatında şey vardır. İşte kameramanı, işte diğer sesçisi falan herkes ya işte o sahne böyle mi çekilir, şöyle mi çekilir falan, böyle mi diyalog mu olur da. Ama kurgucunun böyle bir şeyi yoktur. Yani eline gelen malzemeyi şey yapma lüksü yoktur. Böyle eleştirme böyle mi çekilir, şöyle mi yapılır, böyle mi olur gibi bir şey kurmaz da Ayhan abi. Yani yönetmen çünkü setin bagajıyla geliyor. Bazen çektiği planlara bir duygusal bağ kurmuş. Atmak istemiyor veya çekememiş fakat işte istediği gibi çekememiş bir şeyde ısrar ediyor. Biraz tam bu noktada Ayhan abi işte Walter Murch'un tabiri var ya kurgu dişin obdusman diyor. Yani seyirciyle yönetmen arasında bir yerde yani bir taraftan yönetmenle birlikte yapılan bir şey ama nihayetinde seyircinin de şeyleri var, hakları var. Tam orada duran biri. Yani o yönetmenin psikolojisini idare etmek. İşte biz o sahneyi izlerken mesela işte yapımcı gelmiş, senarist gelmiş. Öyle trikler yapardı ki yani böyle hepsini böyle birden yüzü gülerdi. Aa işte çünkü o sahnede işte ana karakter ön plana çıkmıyor. Oyuncuların o alakasız take'lerini alırdı. Çünkü gerçekten bir kurgucunun temel şeyi izlemek. Çok iyi izlerdi. Hani onu izlerken de şöyle bir duyguyla izlerdi. Bu hani Freud'un gündüz düşü kuranlar dediği bir tabir var ya. İşte senaristlerde olan bir şey. Yani bilinçli bir zihinde. Ben şuradan biraz alayım. Taş sokma kurabilmek. Ayhan abi de bu vardı. Yani mesela seyrettiği zaman işte klaketten klakete bağlarken yani ben bunun bir film olduğunu biliyorum, şey olduğunu biliyorum.
O böyle biraz gerçekten yani gerçekmiş gibi izlerdi. Hatta o derece izlerdi ki Ömer'in yaptığı bir tane film kurgusunu izlemiş. Ben o filmi izlememişim. O filmde bir anı var. Yani bir kahraman bir başka kahramana bir anısını anlatıyor. Sohbet ediyoruz Ayhan abiyle. O anıyı yani o filmdeki anıyı kendi anısıymış gibi bana anlatmıştı. Sonra ben Ömer'in filmi izledim. Lan dedim bu Ayhan abi bunu öyle bir anlattı ki yani kendi şeyi gibi, kendi anısı gibi anlattı. Aslında bunu Kieslowski de anlatıyor. Uçakta giderken Amerika'ya filmlerini gösterim için yanına bir kadın oturmuş. Kendi anısını anlatmış. Kieslowski şey diyor, ben onu kendi anım gibi anlatmaya başlamıştım. Yani gündüz düşü kurabilen, dolayısıyla o planlara bakarken o yönetmenin şeyi gibi bakan, yani bu gerçek şu anda şurada oluyor ve ben bunu nasıl daha iyi anlatırım şeyi de bağlayan biriydi. Hani ben de çok uzatmayayım ama Ayhan abinin gerçekten her şeye rağmen işte o serseri bir tavrı vardı. O hep böyle benim bana ışık tutan bir şey. O yüzden abim, ustam ve onu bağladığım her planda hep hatırlıyorum ve hatırlamaya da devam edeceğim. Bu noktada Murat'a çok teşekkür ediyorum. İfsa'ya çok teşekkür ediyorum. Ali Aga'ya çok teşekkür ediyorum. Onun adına Adana Film Festivali'nde kurgu ödülü verilmeye başlandı. Dolayısıyla ben herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, merhaba. Ben sözü yeni alıyorum. Aslında benim de çok önem verdiğim bir şeye değindi Bilal. Teşekkürler Bilal bunu hatırlattığın için. Evet, Ali'nin teklifiyle, önerisiyle Adana'da en iyi kurgu ödülü adı en iyi kurgu ödülüyken Ayhan Ergürsel en iyi kurgu ödülü oldu ve öyle kaldı. Bu çok değerliydi. Zaten Ali'nin de çok önemli anıları var. Ali işte ülkemizin iyi kurgucularından biri, büyük usta Ayhan Ergürsel'le çalıştığı deneyimleri var. Ben aslında bu noktada Ali'ye de söz vermeyi teklif ediyorum. Eğer düşmediysen. Tam bu sırada düştü galiba. Sanırım bağlantısı düştü. Evet, tamam, Ali gelene kadar başka bir büyük usta Ercan Kesal'la devam edelim. Ercan Bey, siz neler söylemek istersiniz? Büyük usta Ayhan Ergürsel'le önemli deneyimleriniz oldu. Çok teşekkürler. İyi akşamlar öncelikle. Tabii teşekkür bahsinde ilk sırada Ali Aga var. Çünkü Kadir Şinas unutmaz bir biçimde Ayhan Ergürsel'in ismine, hatırasına sahip çıkma konusunda elinden geleni yaptı. O duyarlılığı diri tuttu. Ben sektöre, sinema yolculuğuna geç giren, alaylı olarak giren insanlardan biriyim. Bir hekim olarak 48 yaşında gördüm ben ilk kez kamerayı. Senarist olarak girdim. Üç Maymun'un oyuncularından biri olarak da devam etti yolculuğum. Elbette şanslıydım. Nuri Bilge Ceylan gibi kendi filmografisinde sağlam bir yolculuğu sürdüren bir yönetmenin senaristi ve oyuncusu olmak. Fakat film bittikten sonra gördüm ki işin mutfağında gizli bir kahraman var. O da Ayhan Ergürsel'miş. Ben Ayhan'la birlikte aslında bir filmin en önemli dönüm noktasının, en kıymetli istasyonunun kurgu olduğunu anladım. Bir film masada nasıl kurulur? Bir film yeniden nasıl çekilir? Bir filmin hikayesi yeniden nasıl kurulur? Aslında Ayhan'ı izleyerek öğrendim, şaşırdım. Sinemaya geç girdiğim için birçok şeyi şaşkınlıkla izliyordum zaten. Ben hiçbir sinema eğitimi almadığım için sadece edebiyattan gelen Bütçe Sebahat'ımla senaryoda yer aldım. Oyunculuğu 50 ordamıyla yapıyordum ama bütün bu izlediğim hikayelerin içerisinde, şaşkınlıkla izlediğim şeylerin içerisinde Ayhan Ergürsel'in zanaatı kadar beni şaşırtan hiçbir şey olmadı. Sonra başka, sadece Üç Maymun'da değil, başka birçok filmde, oyuncusu olduğum birçok filmde Ayhan'ın eli değdi her seferinde. Bir süre sonra kendi oynadığım filmlerin yönetmenlerine özellikle ve ısrarla bir de Ayhan görsün lafını mutlaka etmişimdir. Yani kim keserse kessin, ne yaparsa, kim nasıl nereden müdahale ederse etsin, mutlaka her yönetmene şunu söylemişimdir: ya bir de Ayhan görsün. Hangi halinde görürse görsün. Benim Ayhan Ergürsel'le ilgili
sinemacı kimliğimle ilgili kimliğimden değil. Yani belki bir parça hekim kimliğimle, bir parça aldığım psikoloji ve antropoloji eğitimlerinin de bana verdiği deneyimle birlikte uzaktan baktığımda söyleyebileceğim şey şu. O hayatı nasıl yaşıyorsa, dünyayla nasıl bir ilişki kurmuşsa, bence filmleriyle de öyle bir ilişki kuruyor. Yani hepimizin hesapçı, hepimizin ister istemez plancı ve aldığımız eğitimin de bir parça esiri olarak gösterdiğimiz yaklaşım Ayhan Ergürsel'de yoktu. Çünkü Ayhan Ergürsel hayata da öyle bakan bir adamdı. Hiçbir hesabı olmayan, hiçbir planı olmayan belki, belki dışarıdan savruk, hesapsız kitapsız gözüken tavrı, ona hiçbirimize bağışlanmayan bir şeffaflık bağışlamıştı. O şeffaflıkla, o sadelikle dünyayla kurduğu o tuhaf çocuksu ilişkiyi filmlerle de kuruyordu. Bu yüzden bize büyücü gibi geliyor Ayhan'ın yaptıkları. Çünkü bizim aklımıza gelmeyen şeyler yapıyordu. Ortasını başa alıyor, başını finale çekiyor. Çok sevdiğimiz bir sahneyi plana atıyor. Yerine hiç önemsemediğimiz bir sahneyi koyuyor. Ortaya tuhaf bir şey çıkartıyor. Çünkü Ayhan'ın dünyayla dervişçe kurduğu ilişki, onun filmlerle kurduğu kurgucu ilişkisine de yansımış oluyor. O yüzden ortaya mucizeler çıkartıyor. O yüzden ben her seferinde abi kim keserse kessin ama Ayhan en sonunda bir kere görsün. Ya da ya çıkmaza giren yönetmen arkadaşlarımın çaresi gibi ya Ayhan görsün çözer onu cümlesini söylüyordum her seferinde. Ve şaşırtmıyordu dedim. Keşke daha çok aramızda daha uzun zamanlarda beraber olabilsek, daha birçok filmi ona gösterebilsek, daha birçok filmi kesebilseydim. Ama yapıp ettikleriyle de kendisini unutulmaz kıldı. Burada bulunan herkes, sevgili Ayhan, Ali Aga, diğer arkadaşları, bütün yoldaşları hakikaten Ayhan Ergürsel ismini sinema severlere her seferinde bir kez daha hatırlatarak unutulmaz kıldılar. Sağ olsunlar. Ona dair bunları söyleyebilme fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir derviş gibi yaşadı. Bir derviş gibi kurdu dünyayla olan ilişkisini. Önüne gelen filmlerle de bir derviş gibi tavır koydu. Bu yüzden bize çok güzel işler bıraktı. Başka ne beklenebilir ki? Başka ne söyleyebiliriz ki? İşini iyi yapan bir insanın ardından. Onu hep iyi hatırlayacağız. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum bunları söyleme fırsatı geldiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz Ercan Bey. Katılıp aramızda olduğunuz için. Ali, sen koptuğunda ben aslında senden bahsettim ama sen yoktun o sırada. Haberin olmadı. Bilal Tam senin adına film festivalinde verilen en iyi kurgu ödülünü adını en iyi kurgu ödülün olmaktan çıkarıp Ayhan Ergürsel'in en iyi kurgu ödülü haline getirmeni, yani bunun senin teklifinle olduğunu Bilal bahsetti ve benim de aklımda olduğu için aslında ben de o an bir sözü alayım dedim. Sen zaten ülkemizin en iyi kurgucularından biri olarak yani Ayhan Ergürsel'le çalıştın, deneyimlerin olmalı, anıların olmalı. Hem bu ödül hakkında hem de genel olarak neler söylemek istersin diye. Ben sana sözüm. Vallahi geldiğin için ben de çok teşekkür ederim kendi adıma. Çok ilginç. Yani Ayhan abi ilk şeyi anlatabilirim. İlk tanıştığım zamanı hatırlıyorum. Gerçekten Sezer'in bahsettiği gibi ben de bir çay bahçesinde tanıştım Ayhan abiyle. Bana ilk söylediği şey hangi kitabı okuyorsun oldu. Yani adımı bir şeyimi sormadan bir arkadaşım tanıştıracaktı. Dedi ki ilk şey okuduğun kitap ne demişti? Yani ne okuyorsun? Bayağı yani hiçbir kurgu üzerine konuşmadan ben onun büyük bir hayranlığıyla gitmiştim ve saatlerce kitap üzerine konuşup ne okuduğum üzerinden bir şey çıkarmaya çalıştı ve en sonunda bağladığı şey de çok kitap okuyanın gerçekten hayal dünyasının çok güçlü olduğunu, kitap okuyarak böyle bir şeye sahip olmanın çok değerli olduğunu ve bunu hiçbir zaman bırakmamam gerektiğini bana bir abi ve baba nasihatı gibi söylediği hiç unutmuyorum. Beşiktaş sahildeydik.
Ayhan abi anlatacak çok şey var aslında ama bir yandan da her gün aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani en son bir Sinan'la buluştuğumuzda da Ayhan abi muhabbeti geçti. Ayhan abi olsaydı şunu böyle bağlardı dedik ve atıyorum hani şöyle Ayhan abi olsaydı şunu şöyle yapardı diye böyle her zaman andığımız arkasından ve bizim için duayen bir üstat olan benim için keza hala filmlerini izleyip kurgusu olarak bu işi nasıl böyle yaptığını düşündüğüm, bana ilham olan yegane insan Ayhan abidir. Hala gerçekten mirasını taşımaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok değerli insanlar, Ömer olsun, Bilal olsun, yönetmenler olsun ve birçok insan Türkiye'de kurguyu sevdirmekten ziyade kurgunun ne olduğunu anlatan insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ayhan abi analogdan dijitale geçen sinema endüstrisinde Türkiye'de kalan tek kişi olduğunu düşünüyorum. Ve tek bir köprü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci bir kişi yoktu diye biliyorum. Umarım yanılıyorumdur ama. Ve gençlerle bu kadar yakın bağ kurup bu kadar aynı jenerasyon, çok fazla jenerasyon farkı olmasına rağmen aynı jenerasyon, aynı iklimleri soluyacak bir insandı bir yandan da Ayhan abi. Ve bunu yaparken de gerçekten hep tırnak içinde upgrade bir insandı. Yani her şeyden Ömer'in bahsettiği gibi her şeyi çok da fazla da biliyordu, çok da az biliyordu. Bunun ortası yoktu ve bu onu çok ilginç biri kılıyordu bence. Çünkü hangi konuda ne kadar fikir sahibi olduğunu ben asla kestiremiyordum Ayhan abinin. Hiç bilmediğim bir konu hakkında, bir yazar hakkında gerçekten günlerce konuşabilirdi ama çok alakası bilgi. Bunu bilmezdi mesela. Bunun için bence Ayhan abi farklı kılan ve böyle beklenilmez kılan bir insan olması, kurguda da bunu yansıtması bütün karakteriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Ercan abinin dediği gibi derviş gibi yaşadı ve bunu yaparken de her zaman çok keyfi yerindeydi ve kendi adıma görüştüğüm zamanlarda da ve çok güzel hayat düsturları öğrendiğimiz bir insandı Ayhan abi. Sadece kurgu üzerine konuşmazdı. Bence yani beraber çalıştığı iş arkadaşları, dostları olsun. Hayatla çok büyük bir derdi vardı bence. Yani kurgu her zaman ikinci plandaydı. Kurguyu zaten çok iyi bildiği için hayatının çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Ve hani ilişkiler üzerine olsun, arkadaşlıklar üzerine, aile olsun. Çok farklı düşüncelere sahipti ve çok da yolumu açtığını düşündüğüm zamanlarım oldu sağ olsun. Bana çok destek olmuştu. Bence Türkiye'de, Türkiye sinemasında kurgunun görünürlüğü için Ayhan abi benim için en büyük figürdü. Bunu o zamanın Allah rahmet eylesin Kadir abi, Kadir Beycioğlu Adana Film Festivali'ne açtığım zaman imza toplam. Yani dedi ki ben bunu yönetim kuruluna sunarım tabii ki ama en azından hani nasıl bir şey olacağıyla alakalı bana bir metin yazıp biraz da hani ne yapmam gerektiğini şey yaparsam ben bunu yönetim kuruluna sunarım dedi. O zamanın da onunla beraber çalışmış birçok yönetmenden ve yabancı Türk yani birçok uluslararası yönetmenden imza alıp bir metin hazırlayıp şeye sundum. Adana Film Festivali'ne. Onlara sağ olsunlar bunu artık Adana Film Festivali olduğu sürece en iyi kurgu ödülünün Ayhan Ergüsel en iyi kurgu ödülü olduğunu sağ olsunlar böyle bir şey ikna oldular yani ve beni de çok mutlu ettiler. Çünkü kurgunun görünür olması Ayhan abi için de çok önemliydi. Ayhan abi görünür kılmıştı benim için bu yeni jenerasyonu olan kurguda. İşte Bilal'in de söyledi yeni Türkiye sinemasındaki yapı taşlarından biri olduğu için. Valla anlatacak çok şey var. Ben sabaha kadar anlatırım ama yani söyledikleriniz tekrardan beni çok hüzünlendirdi bir yandan da Ayhan abi ne kadar özlediğimi fark ettim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki Ayhan abi var ve bizi bir şekilde bir araya getirmiş. O da bir yerden bizi izliyordur bence ve o güzel kahkahasını atıyordur diye düşünüyorum. Teşekkür Ali. Ben müsaade istesem olabilir mi acaba? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir yere geçmek zorundayım. Şuruma bakmayın. Ali'cim çok teşekkürler. Davet için. Ercan abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ne dersiniz bilmiyorum ama emin misiniz yani şeyden Sinan'ın bana öyle geliyor ki o çok güzel anısı sanki internet bağlantısı yüzünden tam anlaşılmadı gibi. Ben sizler duyabildiniz mi bilmiyorum. Hani o kadar güzel bir anıysa yazık olmasın. Sinan sen ne dersin? Tek anlayamayan ben miyim? Tekrar anlatmasını istedim. Biraz gitti galiba. Sinan duyabiliyor musun? Sinan yine gitti galiba. Ben evet. Bağımsız yüzünden biraz karambola geldi. Şu an duyuyorum ama sesiniz gidip geliyor. Bilmiyorum. İstersen bir tekrar an... bir dene istersen. Şu an sesim geliyorsa deneyim. Tamamdır.
Tamam. Ya şöyle, işte biz bir festivaldeydik ve işte Ayhan abi de konuklardan bir tanesiydi. Ve işte festivalde biliyorsunuz her akşam bir takım etkinlikler vesaire oluyor ve işte herkes sonra odasına gidiyor. Bir iki gece geçtikten sonra Ayhan abi yani oteli terk ediyordu. Biz de anlam veremiyorduk bu işe. Yani nereye gidiyorsun abi filan gibi. Bu da diyordu işte ben merkeze gidiyorum filan, orada kalacağım vesaire. Neden filan deyince de şey demişti, işte bir arkadaşı festivale akredite değil ve Ayhan abiden işte bir şekilde hani odasını vermesini mi ne istemiş. Ayhan abi sorgusuz sualsiz bunu kabul etmiş. Ve kendisi işte şehir merkezinde bir pansiyonda mı ne kalıyordu. Hani gayet de lüks bir otelde işte odasını vesaire ve onunla gelen bütün şeyi bir arkadaşına sorgusuz sualsiz teslim etmişti. Biz de ona kızmıştık hatta. Bu kadar cömert olma işte falan gibisinden. O tabii bizi yani çok da umursamadı yani. O şekilde devam etmişti o festival. Ama Ayhan abinin cömertliği açısından hani zaten bilim insanın filmine, kariyerine, birçok şeye zaten yardımcı olduğuna şüphem yok. Ama bir insan olarak da yani mesleği dışında da hakikaten insanlara dair ne kadar eli açık, ne kadar gönlü zengin bir insan olduğunu hani göstermesi açısından bu anı hani hiç unutmadığım anlardan bir tanesi. Aklıma o gelmişti. Eğer duyulmadıysa eğer. Anı çok bu arada ama o zaman Ali'nin dediği gibi burada sabahlarız. İsterseniz bu arada iyi ki anlattırmışım. Çok güzel bir anıymış. Hani karambole gitmemesine çok sevindim, mutlu oldum. Ben anlamamıştım çünkü. Hani şey, isterseniz eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen devam edelim. Böyle herkes de bir hani kısa kesme şeyi oluyor ister istemez. Eğilimi. Ben ikinci bir anıyla şey yapayım, onu da anlatıp kapatayım. Bilal Bey sanırım şey demişti, Ayhan abinin izlediği filmi hani inanma seviyesinin de bence bir başka herhangi biri ben tanımadım yani. Bir ya da bir yönetmen de hani filmine dair acaba o kadar kendini kaptırıyor mu? Bir arkadaşımın filmi, ben de hem yapımcılığını hem görüntü yönetmenliğini yapmıştım, bir kısa film. O anlatıyor bana bu arada. Ben tanı değilim ama mükemmel bir hikaye. İşte filmi montajlarken filmden görüntüler izliyorlar. Ve işte filmde nasıl dersiniz bir berberde geçiyor ve işte karakterler dedikodu yapıyorlar vesaire. Fakat bir noktada Ayhan abiden hani çok ses gelmiyor yani. Bayağı işte take'leri izlerken dalmış gitmiş ve çok uzun diyaloglar. Ve bir noktada da durdurup işte karakter bir şeyler söylüyor. Hani space'e basıp durdurup hakikaten adam haklı ya gibi bir yerden hani sanki hani karakter ona konuşuyormuş gibisinden bir tepki vermiş. Arkadaş da tabii gülmekten ölmüş vesaire. O da hani ayrıca hiç unutmadığım bir anı yani. Çünkü insan hele nitekim insan hani kurguyu yaptığında ister istemez hani bazen hani ben de mesela bir yönetmen olarak vesaire şey istiyorum. Ya da hayıflanıyorum diyeyim yani yeterince mesafe kuramamak, işte yeterince dışarıdan bakabiliyor muyum vesaire gibisinden. Ayhan abi de işte hani bunun tersine hani belki de hani çok içeriden olayı ele alabildiği ve görebildiği için bir filme belki o derece nüfuz edebildiği için de belki bu kadar önemli bir kurgucuydu. Bu anı da yani hiç unutmadığım ayrı bir anıdır, onu da söylemiş olayım. Şu anda bir şey de söylemek istiyorum. Ayhan'ın çok oturduğu bir yerde oturuyorum ben. Hep burada çok vakit geçiriyorum Ayhan. Onun için burayı tercih ettim ben de. Güzel bir köşe. Evet. O film izlemesine ben çok, biz çok daha oğlumla birlikte, yani Ozan'la birlikte çok tanık oluyorduk. Ayhan'a ulaşmak çok zordur film izlerken. Bir film sevmişse içine giriyoruz zaten Ayhan. Hep öyleydi. Hep öyleydi Ayhan. Ben Ayhan'ı tanıdığımdan beri öyleydi. Filmin içindeydi kendisi. Oynardı yani. Ayhan abinin albüm filminde de çok güzel bir sahnesi var bu. Ben de çok severim o sahneyi. Her gördüğüm zaman Ayhan abi anılarım. Güldüğü bir suratı vardır böyle hapishanenin içinde. İklimlerin de kamera arkasında var aslında da. Çok güldürdüğü için o sahne atılıyor galiba.
kamera arkası çok var Ayhan'ın. İklimlerde var ki kızı koparmıştı o işte, motosikletten düşmesindeki sahnede evet. O da çıkıyormuş falan filan böyle evet, evet. O şeydi yani. Zaten Ayhan çok ben onun çok beni çok güldürmesini çok özlüyorum. Çok güldürürdü yani o. Çok güzel şeyler. Dediğiniz gibi zaman zaman çok kendinin ötesinde şeyler şey çok genişti. Ufku çok genişti diyor. Derviş misali diyorsunuz ya onun gibi. Yani ben bunu algılamasını çok sonra anladım ama öyleymiş yani Ayhan. Biz yaşam derdini düşünürken, yaşam kavgası işte falan düşünürken Ayhan'ın o tarafını çok o dönemlerde ilk başlarda keşfedemedim. Zaman zaman sonra keşfetmeye başladım ben. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Çok 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 teşekkürler beni de davet ettiğiniz için. Oğlum ateşli bu gece, o yüzden onun yanına dönmek zorundayım. Sizlerle de tanışmış olduğuma çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Çok özleyeceğiz, hep özleyeceğiz. Bir gün belki mezarının başında da buluşuruz. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. İsterseniz Ayhan Hanım, kapanışı siz de yapalım. Ne dersiniz? Ya çok çok şey, hani Ayhan için çok şey söylemek, hep söylediğiniz zaten, ben çok şeyler duydum ve çok duygulandım. Çok da şey oldum yani, Ayhan'dan konuşulunca kendimi çok iyi hissedemiyorum yani. Ne diyebilirim ki, hayatımın 1987'de tanıdım Ayhan'ı ben. 1987 yılından beri hayatımın içinde olan bir insandı. Çok ayrı kalmadık. Ben mesela Ayhan'dan resmi boşanmış olmama rağmen biz ayrılmadık. Çünkü o benim çocuğumun babasıydı, ben de çocuğumun annesiydim. Biz anne baba olarak Ayhan hep bir arada kaldık. Hep bir evi paylaştık. Ne olursa olsun hep beraber olduk. Ya eş olmak çok önemli, karı koca olmak çok önemli değil ilişkilerde. Biliyor, bunu anlatmama gerek yok zaten. Bunu ben Ayhan'da öğrendim. İkimiz çok şey öğrendik bu konuda. Ozan'ım da hiç hissetmedi. Tabii annesine babasına hiç ayrılmadığı için biz ayrı bir eş olarak hiç Ozan da bunu böyle görmedi hiçbir zaman. Onun için çok mutluyum. İlk hiç ayrılmamışım. Hep yanımda olmuş. Hala yanımda Ayhan ben. Ayhan'ı her ziyaret edişimde sık sık ziyaret ediyorum zaten. Her gittiğimde konuşuyorum. Olup biteni her şeyi anlatıyorum ona. Başıma ne geldiyse hepsini onunla yaşıyorum, gidiyorum. Hep dillendiriyorum yani. Neler yaptığımızı. Seninle, sen gittikten sonra hiçbir şeyin durmadığını, hala devam ettiğini. Yani ne bileyim. Özlüyorum ya. Gerçekten çok özlüyorum. Belki yaşım ilerlediği için belki böyle de oluyorum. Ben de çünkü Ayhan'la aramızda çok bir yaş farkı yok. Ayhan benden 2 yaş büyük sadece. Şimdi yaşasaydı 62 yaşında olacaktı. Ne bileyim yani. Yanımda olsaydı iyi olacaktı. Hem de çok iyi olacaktı. Bilemiyorum. Ya, çok özlüyorum ya. İyi bir insandı. Biliyorsun gülen bir insandı Ayhan. Yani iç dünyasının böyle çok karmaşık, ne bileyim, olmasına rağmen Ozan da der. Ozan çok şöyle der babası için. Ya, o kadar şey başına gelir, kötü şeyler de gelir ama aynı uslukla, aynı ses tonuyla konuşabilen bir adamdı babam der. Evet, Ayhan öyleydi yani. Bağırtısı olmayan, küfrü olmayan, ses tonunun yükseldiğini hiç bu evde ben görmedim, tanık da olmadım. Sesi yükselen sadece bendim tabii. Özür diliyorum ondan her zaman. Ne bileyim yani. Şu evde özlüyorum onu. Yani kapıya gelmesini, kapıyı açmasını. Çünkü şu anda o ev, şu anda oradayım. Şu anda orada oturuyorum zaten. Ayhan'ın çok vaktinin geçirdiği bir alandayım şu anda. Hep buradayım zaten. Her zaman ben de
İnan yatak odama çok gitmiyorum. Hep onun kaldığı bu odanın içindeyim yani ben. Her an anıyorum. Ben her an özlüyorum. Çok teşekkür ederim ben bu arada sizlere. Ayhan'ı sürekli hatırlattığım için Ali sana çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Ömer'in galiba eklemek istediği bir şey var. Ben bir ben de tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi biraz duygusal meseleler tabii etkiliyor hepimizi. Yalnız şunu söylemeden hani kapatmak istemedim açıkçası. Sinan da bahsetti hani o neredeyse yönetmeninden daha fazla inandığı filmler. Yani filmlere yönetmeninden daha fazla inanıyordu. Ve aslında onun üstüne çıkan da çok az yönetmen oluyordu. Ve çoğu zaman da ilk film ya da ikinci film en fazla kurguladığı için her seferinde yeniden birileri onu keşfediyordu. Ama bu aslında şunu eksik bırakıyordu. Hiçbir zaman gerçek bir değeri ya da o değerin karşılığını ya da mesleki olarak o tatmini yaşamasının hep önünde bir engeldi Türkiye'deki sinema ya da sanat sineması dünyası. Çünkü Ayhan abiden bahsedilirken dediğimiz gibi işte bir büyücü kıvamında bir adam, bunu çağırın işte filmi izletin, size birkaç güzel şey verecektir ya da uzun uzun çalışsın, otursun, yapsın ve sizi festivale götürsün. Şimdi böyle olunca iş ve bize de aslında yani özellikle bana da en zorlu bir workflow'u bıraktı. Yani bir tür şeyi bıraktı. Çünkü işte Ali de muhtemelen birçok ilk film montajladı. Ben de ilk film montajladım. Artık hani Türkiye sinemasının bir tür psikoloğu, bir taraftan işte kurgucusu, bitmeyen kurgu süreçleri falan. Ve bunların içerisinde artık yani biz mesela buna 36-37 yaşlarımızda artık dur dedik. Çünkü hani burada durulması gereken bir şey var. Çünkü ortada bunun bir meslek olduğu, bu mesleğin tanımları, bu mesleğin derinliği, bu mesleğin etkisi, bu mesleğin maddi karşılığı gibi birçok şeyin bilinmezler içerisinde olduğu bir ülkedeyiz, bir sektördeyiz daha doğrusu. Bu anlamıyla hani Ayhan abi tabii ki Yeşilçam'daki işte bir şey oyuncunun sonu gibi olmadı. Öyle bir son olmadı ama ölümü de kendisi kadar enteresan ya da ilginç. Keşke hani bunu olumlu anlamda söyleyebilseydim ama tam da Türkiye sinemasının ya da bu sektörün kurgucuya verdiği değer ya da buradaki emeklerin nasıl ele alındığının da bir göstergesi gibiydi. Öldüğünde kaç yaşındaydı emin değilim. 55'in üstündeydi. Kaç? 57 yaşında emekli olmayan, sigortası olmayan, birçok borcu muhtemelen kredisiyle ve de uyku apnesiyle ölen birisi aslında Ayhan abi. Yani bu durum dünyanın herhangi bir yerinde böylesi bir kurgucunun muhtemelen böyle süper bir villada falan oturuyor olması gerekirdi. Yani o filmlerden değeri kadar parayı alsaydı ya da birçok kişinin anısında ya bizim ofiste de kaldı, bizim ofiste de yaşadı, bizim ofiste de sabah geldiğimizde çayı demlerdik, Ayhan'la muhabbet ederdik filan hikayelerinin aslında acıklı tarafı şu. Kimse de işte bu şeyde gerçek değerini ne maddi olarak verdi ne de mesleki olarak verdi. Bu çok kıymetli. Şu anda Ali'nin de yürüttüğü işte ismine ödül verilmesi ve de bugün burada toplanıyor olmamız. Bunun farkında, bilincinde olan birileri. Hem kurgucuların çok önem vermesi gereken bir şey. Tamam, Ayhan abi bir tür araştırma alanı aynı zamanda. Ama bir taraftan da profili ve hayatı ve hayatının sonlanış biçimi ve de bu işi yapma sürecindeki bütün her bir noktası aslında Türkiye'de kurguculuğun, sinemacılığın nasıl ele alındığını, nasıl şartlarda yürütüldüğünün de bir göstergesi. Bir taraftan kurgucuların hani hakikaten bizim teorik olarak Ayhan Ergüzel üzerinden öğreneceğimiz çok şey varken, bir taraftan da işte dernek, sendika, meslek birliklerinin de bunu gerçek bir örnek olarak önüne koyması gerekiyor. Ve bu yönde de çalışmalar sanırım Ali de bir şey yürütüyor galiba. Hani
Ayhan Ergüsel'i anarken dünya çapında bir kurgucunun yanı sıra Türkiye'de sanat filmlerini, festival filmlerini birçok dünyaya açmış o mükemmel kurgu ve işte structure, yapı çözümlemeleri, estetik dokunuşlarıyla filan bunları konuşurken bir taraftan da hiçbir zaman parasını düzgün alamamış, hiçbir zaman sigortası yatmamış, borç harç içerisinde gezmiş, ofislerde yaşamak zorunda kalmış bir adamın da hikayesi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ömer. Çok sağ ol. Herkese çok teşekkür ederiz. İFSAK da bize bu alanı açtığı için çok teşekkürler ayrıca. Murat, Berna Hanım ve diğer İFSAK üyeleri olsun. Ayhan abi anlamıza vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ederiz. O zaman hepinize burada olduğunuz için ben çok teşekkür ederim. Yani büyük bir ustayı andık. İsterseniz o zaman vedalaşalım, kapatalım. Ben son bir şey söyleyebilir miyim? Giderken Aysin Hanım da değil mi? Giden bayan da söyledi. O da bir gün Ayhan'ın mezarının başında da toplanırsak ben çok onur olurum, çok sevinirim. Tabii. Seve seve Ayhan Hanım. Bilmiyorum. Çok çok tane bir fikir. Kesinlikle yapalım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz herkese bu değerli anıları paylaştığınız için. Özellikle birlikte çalışmış ve yakından tanıyan kişilerin konuşması bu anısına bölümünde çok önemli. Çünkü İPSAK TV'de de bunlar kayıtlı kalacak ve sinemamız adına bir araştırma yapan herkes dönüp bunları izleyebilecek. Ve anmak tabii ki her zaman çok önemli. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, düşüncelerinizi paylaştığınız için. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.